Kuchi, popichi vade, paichi semratite. Anne. Anne. Anne, kapıyı açık unutmuşsun. Anne. Anne. Allah'ım, mübarek cuma namazımızı kabul eyle. Amin. Ey kalplerimizi evirip çeviren yüce Allah'ım, bizleri doğru yolda olanlardan eyle. Amin. Allah'ım, bugün ölenlere rahmet eyle. Amin. Cenazesi olanlara sabırlar ihsan eyle. Amin. Allah'ım, bizim de bugün düğünümüz var. Sancar oğlumuza saliha bir eş, salih evlatlar ihsan eyle. Amin. Nikahımızı mübarek eyle. Amin. El-Fatiha. Melek, anneciğim bak bana, anneciğim buradayım, anneciğim, Melek, bana bak. Anne. Anneciğim, buradayım. Oraya değil anneciğim, bana bak, tamam mı? Sen mi yaptın? Şşş. Geçecek anneciğim, geçti, geçecek, tamam mı? Ama bizim buradan bir an önce gitmemiz lazım. Sen olacaklar, hapsolacaklar. Ben sensiz kalacağım. Evet, sen bensiz kalacaksın. Ama yalnız kalmayacaksın. Nasıl? Seni babana götüreceğim. Babama mı? Hı-hı. Hani hep onu sorardın ya bana. Babana gideceğiz işte. Babama. Türkiye'ye. Babana. Memlekete. Hey
girmez başın dibi. Gökler bulutlu. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Dağlar yoldaşın. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. İyi akşama düğünümüz var, bekliyoruz gari. Allah sevabını erdirsin. Amin amin. Damatla zeybek oynayacağız. Eğilmez başın gibi. Haydi kız anla. Gökler bulutlu efem. Dağlar yoldaşın gibi. Sana ne mutlu efem. Oyna yandım cephenin. Yansın güneş kendinin. Gün senin şenlik senin. Sana ne mutlu efem. Acık kımıldanın, acık kımıldanın. Daha gelin almaya gideceğiz. Kımıldanın! Gülsiye! Kız nerede kaldı benim çorapla? Geldim Elvan abla, geldim. Kaçık değil mi? Salamlardan getirmeyeydi. Kaçık kaçık. Bakayım. Şıkır şıkır pek zor oluyor görüncem. Biliyor musun? Ben nereden bileyim gelincim, senin gibi böyle dirseğe kadar dizmiyorum ki bilezikleri. Kolay gelsin. Sağ olasın görüncem. Kımıldan kımıldan kımıldanı ve ah şöyle nazlım da kımıldanı ve. Bismillah. Efeoğlu düğünü başlasın gari. Bunu babama verir misin? Elbette Naren.
ağır ağır gezip durun. Sözlerimi dizip durun. Dinle hey. Sancerife. Senin için de hep durun. Helal lan gavru, konuş. İndi. Desem sene. Kalk oradan. Ben kimim ki diyen? Emme kendini yardan atıyorsun. Lal mıyım ki susam? Düğün günü böyle mani didileyim arkadaş. Zaten adam acıdı. Evlenirse mi yardan atacakmış? Gavruk! Sakın! Ulan gavruk! Sen bile evliliğin zulüm olduğunu anladın ya, helal! Kız! Koca bey! Beni bakmıyor, beni bak. Bir şey mi dedin? Yok, demedim. Dedim mi lan gavruk? Demedim ya, bir şey der miyim ya? Ya demiş olabilirim ama demedim. Demedin desene oğlum. Allah seni. İbo, Sabri, Niko, ve Coşku'yu! Dışişleri Bakanlığı'na gidiyoruz. Baş üstüne Sayın Bükaç. İzmalik'te. Onu. Kızımız vardı efendim. Size vermemi söyledi. Bagaja koy. Dışişleri toplantısından sonra bakarım. Peki efendim. Oğlum. Koçluğa develer geldi. Biz de işlerimizi bitirdik. Bir giyinivereceğiz. İkindi ezanıyla çıksın mı gelin alayı? Tamam ana. At ayarlayayım ben. Kayın alan gülü. Helva. Eller füzeyle fezaya gidiveriyor. Biz beyginden gelin almaya mı gideceğiz? Bu zamanda böyle düğün mü kalmış gari? Ne diye verecekler bize? Ne derlerse desinler. Eller bilir bir iki, ben bilirim 12. Böyle olur efelen düğünü. Karışma sen, işine bak. Hadi.
bir şey diyorsa... ...düğünü etmesen cerefe diyordun. Öyle diyorsun değil mi Gece? Destan'a ihanet etme diyorsun değil mi? Başlatma şimdi Destan'la. Yoksam o düğün sene olur cenaze diyorsun değil mi Gece? Kavruk, biz o Destan'ın cenazesini seneler önce kaldırmışız değil mi koçum? Düğün hakkımızdır gari ha? İfem, başkasına sevdalı adama o düğünden hayır gelmez. Ne sevdası lan? Ne sevdası? Gitti o. Gitti. Gitmedi. Uçtu. Alıcı kuş oldu, uçtu düğün gecenizde. Ben de mani yazdım ya ardından. Alıcı kuş uçup durdu. Lan sen, lan şimdi ben seni bir uçuracağım. Susmadın lan kaç yıldır. Bu sefer sen değil be Gece. Bu sefer sen değil çünkü gelin senin gelin değil be Gece. Babamın evi yakın mı? Burası İstanbul. Bir uçağa daha bineceğiz sonra babanın yanına gideceğiz Muğla'ya tamam. Gediz nerede? Dönmedi mi? Sağ ol damat, biz değil. Sen nasılsın inşallah? Gediz nerede? Dönmedi mi? Tamam, arıyorum, arıyorum. Dur. Hadi kızım. ...15 sefer sayılı Minas Bodrum uçağı yolcu alımına hazırdır. Efendim ablaların bir tanesi. Emret. Ne yaptın ablacığım? Bak biz gelin almaya geldik şimdi. Sen ne alemdesin? Düğün alayının ortasında sana bu telefonu açtıran annemse bir kere, sadıcımsa iki kere öpüşür. İkisi birden yanında ha. Ah benim ablam, kıyamam sana. Hala ya mikrop, hala mikrop bu. Evladım, bak ortağın evleniyor. Neredesin sen? Anneciğim. Alo, ablacığım bana bak. Senin bu ortağın denen damat da benim yanımda. Bence sen hızlıca... Bana bak lan. Bir kanat tak buraya uç yoksa var ya ağzını burnunu kırarım ha. Sen beni çok mu özledin ya Sadıç? Ha ne demezsin. Hasretinden geberdim. Oğlum sen benim madem Sadıcımsın niye yanımda değilsin? Oğlum Japonlarla olan işi bağladım işte. Ne yapsaydım Sadıcımın düğününe elim boş mu gelseydim? Alırım bir aligatoru. O ne lan? Japonca teşekkür ediyorum. Demek. Ha, o zaman sana bir arigato. Hey arigato, yetişebilecek misin oğlum? Alo Sadıç, duyuyor mu? Alo. Oğlum duyuyor mu? Alo. Gediz. Ha, buradayım, buradayım. Buradayım. Oğlum bak kesin yetişebileceksin değil mi? Bak sensiz düğün yapmam ona göre. Yok yok, aşk olsun ya. Yıllarca sırt sırta verdik. Bir sırtı benden başkası yumruklayamaz. Ve subhanallah. Haydi haydi, bırak zevzemi yatla bin uçağa gel. Haydi. Buyurun, iyi uçuşlar. Laf sana geliyorum ya. Bir ara sana da uğrayacağım sadece.
kafa açılmıyor enişte. Menekşe, al kızı. Kırmızı kuşağın nerede? Ana! Getirdim, getirdim. Abim nerede? Bağlamayacak mı bunu? Kapının önünde bağlasın abinin kuşağını. Dostluğa düşmanla göğsün ne gari. Koskoca efolarına gelin veriyorsun kızını. Pek dost kalmamıştır gari Atike abla. Koskoca efolar ne gı? Anası samsak, babası soğan. Onlar da bu köyden çıkmadılar mı? He, çıktılar da. Çıkarken de maşallah aşık daha yani. Ne diyorsun kız sen? Aa, bak beni bak. Bu konağı musluklarını da altın gapleteceğim diyormuş Halis Efe. Kim dedi kız? Gülsiye dedi. Deme. He. Anam Menekşe, kaynınan da pek gök görmedik çıktı gari. Kıskananlığa çatlasın da patlasın. Kapat duamı, kapat. Beni bak Menekşe, Efe oğullarına çalınmayacaksın. Dilini tutacaksın. İki günü kapıma getirip bırakmasınlar seni. Anladın beni kızım? Ben kime çalınacağım, kime dilleneceğim iyi bilirim ana. Kapat şunu. Aferin benim kızıma, aferin. Yes, tertiz. 70. Koskoca ev fuarlarına bu kadar parayı kapı mı açılı? Menteşeler yalanmaz bu parayla enişte. Necdet, ya şu kapıyı aç ya da ben girerken etrafında olma. Diğerine beni yıpratmasın. Aç şu kapıyı. Kapı hep açıktı enişte. Gelin kayınla endi dillemiz şeker kadar tatlı olsun. Amin. Amin. Kızını babasına emanet et.
Maşallah. Çok tatlı. Kardeşiniz değil mi? O benim kızım. Aa, yok. Hayatta inanmam. Yok yok. Genç yaşta anne oldum. Birlikte büyüdük işte. Oh, çok güzel. Çok güzel. Babası? O da sizinle birlikte büyüyor mu? Yok. Onunla büyüyünce ayrıldık. Hayırlı olsun. Hayırlısı olmuş. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok zor. Bir başına. Gediz ben bu arada. Memnun oldum. Nare bende. Nare. Muğla semalarında bir nare daha. Vay canına. Anlamadım. Ya şey, nare çok sık duyulan bir isim değil ya. Ya bizim oralarda da bir destan var. O destanın kahramanının adı da Nare. Sefer'in kızı Nare. Nasıl? Ya işte kız Sefer'in kızı. O olan gariban bir yarıcının oğlu. Ya bunların sevdaları çok eski değil ama türküleri bile var. Yoksa sen o efsanedeki kız mısın? Yok artık. Daha neler. Ama ne? Bence de daha neler. Çünkü rivayete göre kız ya denize düşmüş balık olmuş ya göğe uçmuş kuş olmuş. Nasıl yani? Kimse kıza ne olduğunu bilmiyor. Ya çok sevmişler birbirlerini. Çok hasretlik çekmişler. Sonunda kızı olana kaçmış. Ama tam muratlarına erecekleri gece kız ortadan kaybolmuş. Bir daha kızı ne gören ne de duyan olmuş. Ne olmuş ki kıza? Bilen yok. Kimi diyor denize düştü öldü. Kimi diyor Sefer'in kızı ya bindi bir uçağa gitti Avrupa'ya. Bir de bizim oralarda kavruk var meczup. Ona sorarsan ben gördüm ya. Alıcı kuş oldu, uçuveriyordu diyor. Efsane işte ya. Kız kuş olup uçarsa o sevda da dillere dolanır, destan olur. Üzerine türküler yakılır. Bizim gibi romantikler de anlatır, babam anlatır. Sen uçaktaki nare. Gerçekçi misin, romantik misin? Bilmem. Test yapalım. Test yapalım. Sence hangisi? Ne bence hangisi? Ya adaşın işte ya. Sefer'in kızı Nare. Uçağa binip kaçtı mı? Yoksa alaca kuş olup uçtu mu? Bilmem. Belki ne kaçmıştır ne uçmuştur. Belki de yere çakılmıştır. Amma yaptın ya. Amma yaptın ya. Ben sana gerçekçi misin, romantik misin diye soruyorum. Sen dram kraliçesiymişsin. De yere çaktın öldürdün kızı ya. Ne oldu şimdi canım efsane? Sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa. Hı. Yaşarsa? Yaşarsa. Yalan olur. Alaca kuş uçup duru. Efesine bakıp duru. Efem almış yatağını sırtından vurup duru.
kavruk. Ben bu destanla nasıl baş ederim efendim? Alacakuş uçmuş gitmiş. Benim atımda sen varsın. Baş edecek bir şey yok. Haydi! Ben de! Damat beni verdiği ata. Hadi şimdi bu destanı da yazsınlar gari. Bagajlar şimdi gelmeye başladı. Benim bagajım yok. Bir yere de yetişmem lazım ama gidemedim. Niye? Sizi belki gideceğiniz yere bırakırım diye. Sağ olun, gerek yok. Ben bir araba kiralamıştım zaten. Ha. Peki. Size bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Lütfen. Hani herkes bir şey söylüyor demiştiniz ya, bu anlattığınız şeyde, efsanede. Hı hı. Kimisi sefirin kızı kaçtı, kimisi uçtu diyormuş. Hı hı. Yarıcının oğlu. O ne diyor biliyor musunuz? Sancar mı? Bir şey demez. Susar. Bir adam da bir mevzuya sustu mu sorulmaz. Niye sorulmaz? Susan adamın bıçağı burada olur Benare. Her gün deşer durur göğsünü. O yaraya da tuz basmak olmaz. Ama ben biliyorum. Sancar Sefir'in kızının ne öldüğüne ne uçtuğuna inanıyor. Onu terk edip Avrupa'ya gittiğine inanıyor. Nereden biliyorsunuz? Yani neye inandığını nereden biliyorsunuz? Yani hikayenin kahramanı Sancar benim hem ortağım hem de sadıcım. 8 yıldır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Peki. Memnun oldum. Sizi daha fazla tutmayayım. Bir soru da ben sorayım. Uçaktayken sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa yalan olur dedin. Ne demek istedin? Bir şey demek istemedim. Hani kimse kıza ne olduğunu bilmiyormuş ya. Benim artık kızıma bakmam lazım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkanım var mı eksik? Yok Sancar Efendi. Kuş sütü eksik. Evan sadece havaya göndersek olmuyor mu? Dende. Kız Yahya hiç olur mu? Kuşlar mı hava atıyoruz? Bütün Muğla'ya hava atıyoruz. Hasetlen, kem gözlen, evlerine evlerine atacak. Patlat kocam, patlat, korkma. Patlatayım o zaman. Patlat. Gımıldan, gımıldan, gımıldanı ver.
Ah şöyle güzel patlatayım kocam. Fidene de sana patlatayım mı? Fidene de bana patlat. Sana gelsin. Sana gelsin. Elvan yazayım mı abone? Şu kırmızılı kız gedizime nasıl olur Halise? Tam gelinlik çağı dayalı. O kız pek uyuşuk. Sen su diye diye ölü verirsin de o bıkılan pamuğa bile yetişemez. Peki şu sarılı kıza ne diyorsun? O kız da pek kıpırdak. Öyle parmağını çatıldata çatıldata oynayan kız da baş edemezsin sen. Niye öyle diyorsun anne? Kaynana gelin oynayacaklar belki karşılıklı. Refika'yı bilmem. Ben olsam öyle göçek gibi dalgıyan kızı. Kapımın eşiğini bastırman, evlere damlara koyman. Hey kız! Oğlum! Ara şu sadıcını. Şahit bekleyeceğiz diye çürüdükten. Geliyor ana, geliyor. Mesaj attı. He, gelsin bari. Sayesinde düğünü tersten yapıyoruz. Önce oynadık, galgıdık, sonra nikah kıyacağız. Ben de... Ana, Gediz abi geldi lan! Bir düğünde damattan daha çok beklenen bir adam anca gediz ışıklı olabilir. He? Ey maşallah benim efeme be. Nerede kaldın lan sen? Sen ne zaman yarı yolda buldun lan? Ulan sen var ya sevilmesen var ya çekecek tatlıysın ha. Ben de sana boş mu? Yürü. Ahali hadi bakalım herkes yerlerine. Damat da geldi, şahit de burada. Düğün başlasın başkanım. Ey aslanım benim. Yenge, hayırlı olsun. Hayrını gör. Hadi alkış. Hedefiniz 300 metre ileride, sağda. Anneciğim. Anne beni bırakma ne olursun. Anneciğim yok bu. Anneciğim. Gel anneciğim. Gel de şurada bir elin yüzünü yıkayalım benim güzelliğim. Gel. Bana bak anneciğim. Gel anneciğim biraz da su iç. Gel. Oh.
Aferin benim güzel kızım. Anne beni bırakma ne olursun. Meleğim, başımıza gelenleri biliyorsun. Başka bir yere gidelim. İkimiz kaçalım. Melek, yarına kalmaz beni tutuklarlar. Deden ona bıraktığım torbayı almıştır, eve gelmiştir, bütün olanları görmüştür. Ben Türkiye'ye kaçmışım kızım. Polisin bizi bulması kaç saat sürer sanıyorsun? Anneciğim ne olur biraz düşün, ne olur anneciğim, ne olur. Korkma anneciğim, tamam. Tamam. Bana bak. Seni en az benim kadar iyi koruyabilecek birine götürüyorum. Baban hep senin yanında olacak. İnan bana. Ya babam beni istemezse? Aa, insan kendi kızını istemez mi hiç? Peki ya sevmezsin? Sevecek. Baban seni hep sevecek. Ama seni hep sevmedi. Ama bir zamanlar sevdi. Babam beni sevmeyeceği zamana kadar sevgiye gelirsin. Değil mi anne? Evlenmek için başkanı olduğum Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettiniz. Evlenme isteğinizi bir kere de şahitler ve konukların önünde beyan etmenizi istiyorum. Siz Tevfik kızı Menekşe Yılmaz, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan. Kerimoğlu Sancar Efeoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sen Kerimoğlu Sancar Efeoğlu, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Tevfik kızı Menekşe Yılmaz'ı eş olarak kabul ediyor musun? Siz de şahit misiniz? Şahitiz. Ben de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri birbirinize eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. İnan bir nefeslik. Ne bir avuntu, ne de biraz ümit. Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma. Aslan, aslan. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Derman yok, inan bir nefes.
Zanla! Çalın mı Kerim oğlu? Kerim Efe'nin oğulları sadıçlarıyla zeybek oynayacak. Koca dağların sahibi kimdir? Erimiz. Yiğidi kimdir? Efemiz. Yiğit kime derler? Sözünün erine. Efesiyle can verene. Korkak kime derler? Sözünden dönüp aman dileyene. Sözünde durmayan bacının öz kızanı. Olsun mu? Olsun. Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı? Batsın. Doğru söylediğinize nasuh tövbesi olsun mu? Olsun. Haydi bu refüler. Allah be. Arıcakuş. Nare bu nare. Sana. Kızını getirdim Sancar Efe. Ana kızını getirdim diyor. Ne diyor senin kızın mı diyor? Thank you.
Sefir'in kızı bu mu? He o. Meğer Destan can vermemiş, can bulmuş. Yavrulamış lan, yavrulamış. Hastam annen. Niye geldiniz? Çünkü sen benim babamsın. Ben senin baban değilim, tamam mı? Ama annem öyle söyledi. Senin annen çok güzel masal anlatır ufaklık. Anlattığı masal da inanırsın. Söyle, geleceğim birazdan. Anne. Dede bir şey değil. Baba bir şeydi. Bir şey değil. Vay anasın. Nare o nareymiş. Nare. O nareymiş. Güle güle, güle güle. Dedikodu etmeyin. Edecekseniz de atılan maytaplan lafını edin gari. Rezil olduk. El aleme rezil olduk. Hiç sorma dünürüm, hiç sorma. Bu Sefir'in kızı alacak kuş olup uçmadı mıydı? Kanlı canlı insan ya bu. Hani kuştu uçtuydu? Balıktı bu olduydu? Kız ölmemiş miydi ya? O anlamda. La havle ve la. Hadi hayırlı olsun, iyi akşamlar. Sağ ol Mustafa abi. Hayırlı olsun. Enişte, iyi akşamlar enişte. Hani kuştu üstüydü, balıktı boğulduydu. Bu kadar ölmemiş miydi? Bir de eniştenin bu haspadan kızı mı varmış? Bu hiç hoşuma gitmedi sadıç. Ben senin sadıcın madıcın değilim lan. Önce bunu bir belli. Soru kanı kapa, yoksa ben kaparsam çok fena olacak Necdet. Ya celallenme hemen. Sen de haklısın. Abin sanır, savunursun emmi. Menekşe de benim kardeşim sonuçta, onu ne edeceğiz? Duya kısmı beni. Zaten canımız burnumuzda. Ağzını yüzünü kırarın bak. Necdet, kırarın.
Ağlama. Söyledikleri doğru mu? Senin kızın mı o kız? Bilmem. Kızın olsa da kabul. Senin kızın benim de kızım derim. Bağrıma basarım. Ama o kadını... Sus. Uy şimdi. Ben de bekleme. Bir gün acın dinecek diye bekledim. Sana kavuşmayı bekledim. Yine beklerim. Daha bugün alaca kuş uçtu. Atımda sen varsın dedin ya bana. Sen de o lafını unutmazsın değil mi? Dışarı gönder. Anneciğim, bizi biraz dışarıda bekler misin? Biz konuşalım. Bunu düşürdün aşağıda. Büyümüşsün Sefil'in kızım. Ya Sancar. Her sene böyle diyorsun. Çoktan büyüdüm zaten. Son 5 seneden beri boyum uzamıyor. Gece. Gece. Seni de çok özledim ben. Sancar mektupta yazdı. Annen ölmüş. Çok üzüldüm Gece. Benim de annem öldü biliyor musun? Ne? Ne dedin? Öldü annem. Ne zaman? Geçen sene biz buradan gittikten hemen sonra. Niye mektuplarda bir şey demiyorsun kızım ya? Sen üzül istemedin. O yüzden Akın abime de sakın Sancar'a bir şey söyleme dedim. Olur mu öyle ya? Olur mu öyle? En azından bir Fatiha okurduk. Elçilikteki Türkler okudu Fatiha. Bir de Yasuko var. O da Şinto Tapınağı'nda tanrılara dua etti annem için. O ne ki? Japon dini. Tokyo'ya taşındık ya biz. De o. Yasuko mu Yamuko mu? O kim? Erkek mi? Hı hı. Bizim elçilikte çalışıyor. Of anam of of of. Of Nordeşli İzlandalı sarı kafalar yetmedi. Bir de şimdi Allah'ın çekik gözlerini mi bırakacak kızım? Sen kıskandın mı beni? Kıskandım Pamuk var mı? Gidince o Yamuko'ya de ki. Yasuko. O Yamuko'ya de ki. Benim yavukluğum var. Yamukluk olmasın. Yavuklu ne demek? Ne demek? Yakında evleneceğiz demek. Nişanlıyım ben de kızım. Ayağın denk alsın.
Yaktırmasın bana Japonya, ağzını burnunu kırdımının yamukosu. Biz evlenecek miyiz? Sen evleneceğiz mi dedin? Yani sandın Pamuk. Yani sandın. Biraz daha para biriktireyim. Babandan isteyeceğim seni. Vermez biliyorum. Baban da seni kaçırır. Ama yine de sana davullu zurnalı düğün yapar. Çıtırıyorum karısın. Sen şimdi bana evlilik teklifi mi ediyorsun? Ha. Ya ben öyle ecnemiler gibi diz çöküp ben bir şey yapmam. Evlilik teklif etmem. Beni biliyorum, ben tek zeybek oynarken diz çekiyorum. Zaten yüzük yok. Yüzüğün parası da yok. Ama beklerim dersen. Ben nişan yüzüğü olmaz mı? Yarısı sende kalır, yarısı da bende. Olmam. Öpüşmeyecek miyiz? Hani nişanlandık ya. Sevgilim kızım. Söz. Evlendiğimiz gün o dudaklarda nefes almaya başlayacağım. Ama bil ki son nefesime kadar. Tekrar etsiniz. Başkasından peydahladığın kızı bana mı yamamaya geldin? O senin kızın. Ben sana bir kere kandım Sefil'in kızı. Tekrar olmaz. DNA testi yaptır. Hiçbir alt yaptırmıyorum. Al kızın, defol git buradan. Beni yarı yolda bıraktığın gibi. Kendi kızını da yarı yolda bırakmazsın değil mi Sancar Efe? Bak. Ben seni bırakmadım. Sen beni bıraktın. Evlenen ben değilim. Tabii ya. Bilerek yaptın. Özellikle düğün günümü bekledin. Seni unutmamı hazmedemedin. Unuttum mu Sancar Efe? Sen gir. Ne düğünün, ne karın, ne de bana olan nefretin umurumda. Ben sana kızını getirdim. Sus! Benim senden bir kızım yok. Benim bir kızım olacaksa beni odada bekleyen karımdan olacak. Anladın mı? Şimdi kızını al, defol git buradan. Gel! Gel buraya! Gel! Bırak annemi! Sancar, ya, bırak, ya. Dur! Ya, ya! Sancar, bırak! Ya. Bırak dedim!
Abi. Götür bunları havaalanına. Abi bu saatte uçak yoktu. O zaman bir otele götür. Bizim otellerden birine mi? Yahya nereye götürürsen götür. Al şunları gözümün önünden. Gözünün önünden gitsem ne olacak? Bu yaptığınla yaşayabilecek misin? Yahya götür lan şunları. Gidelim mi? Bırak. Efelik bu mu sence Refe? Kendi kızını reddetmek mi? O zaman tüküreyim senin efeliğine. Gel! Bir daha sakın benim karşıma çıkma. Beni yaktığın gibi seni yakarım Sefil'in kızı. Bak yemin olsun yakarım. Keşke senin kızın olmasaydım. Anneciğim sana bunları yaşattığım için özür dilerim. Gidelim mi buradan? Gidelim buradan. Hadi. Abi, nerede lan? Dışarıdalar, git gece gece yalnız kalmasınlar. Yetişemedim. Arabası vardı, çekti gitti. O kadını koynunu mu aldın Sancar? O kızı senden mi etti? Sırası değil ana. Odana geçme Nekşe. Tek geçmeyecek o odaya. Karının üstündeki gelinliği sen çıkartacaksın Sancar Efe. Gerdek gecendi bir derdine düşmeyeceksin. Yeter! Yeter ana. Sancar! Anne! Gözünü seveyim yeter artık. Rahat bırak abimi ya lütfen. Rahat mı bırakayım? Gerdek odasında bekleyen karısı var onun karısı. Abimin gerdek düşünecek halim var ya. Nefes almak istiyor belli ki adam. Hadi ana git uyu. Kaçmıyor gerdek merdek hadi. Aa. Elvan sen de git odana. Kız ben ağzımı bile açmadım. Niye ben odaya gidiyormuşum? İyi o zaman karıcığım git Gülşehir'le bahçeyi topla. Yok ya. Ben odama geçerim gari. Ben bir abime bakayım. Ben de geleceğim.
Efendim? Kaçırdın mı gene alacak kuşu? Yaktın mı gene ikinizi? Bak az daha konuşursam var ya seni de yakacağım, haberin olsun. Su var mı Sancar Efe? Abi. Giyme. O çocuk. Kızımmış. Değildir değil mi? Yine yalan söylüyordur değil mi? Sen artık Sefer'in kızı olma. Sancar'ın naresi. Geldik. Otele gidemeyiz çünkü. Polis bulur. Burası neresi peki? Dedem bu zeytinlikte yarıcılık yapardı. İş olunca da ailecek burada kalırlardı. Yarıcı ne demek peki? Yarıcı... zeytin ağaçlarına bakar, zeytinleri toplar, onlardan yağ yapar. Karşılığında da maaş olarak ürünün yarısını alır... bütün sene onunla ailesini geçindirir. Çok mu fakirlerdi peki? Burada nasıl yaşıyorlardı ki? Onu da kendin keşfedeceksin artık. Hadi. Thank you.
Dokunma ona. Dokunma anneciğim, dokunma, dokunma. Kalamam ben burada, kalamam. Kalın sen de ama kalamam. Uyuyamayız burada. Hadi gel. Yürü, yürü. Nerede yatacağız? Arabayı bir yere çekir, orada yatarız. Mümkün değil. İki genç hanımın arabada uyumasına izin veremem. Merhaba. Gediz ben. Uçakta tanışamamıştık. Gediz Bey. Siz... nasıl? Sizi takip ettim. Hadi eve gidelim. Annem beni orada azarlasın. Sizi o mu gönderdi? O gönderdi demek isterdim ama düşünemedi. Düşünemiyordur da zaten şimdi. Müsaade edin onun yerine ben düşüneyim. Sizi rahat bir eve, sıcak bir yatağa götüreyim, olur mu? Yalnızsanız olmaz malum. Ama eşiniz falan varsa... Bir eşim yok. Ama namusunuzu koruyacak bir annem, bir de ablam var. Yeter mi? Eğer yetmezse bizim otellerden birine de yerleştirebilirim sizi. Böylece aklım sizde kalmaz. Ev olur. Gidelim. Şahane. Buyurun. Gediz abi nerede? Eve mi gitti o? Sen gördün mü Gavut? Lütfen lütfen. Öyle buyurun. Gel anneciğim. Gediz Bey, biz böyle geldik ama ailenize rahatsızlık vermeyelim. Aa, gören de sizi akıllı uslu kız sanar. Koca F10 konağını da attınız ya, bu ne çekingenlik? Gediz Bey. Tamam, sustum. Valizler kalsın. Böyle buyurun. Nareciğim hoş geldin. Müge abla. Hoş geldin. Hiç şaşkın şaşkın bakma, bu serseri benim kardeşim. Aa, hani senin yurt dışında okuyan bir kardeşim vardı. Ya işte, sen buralardayken ben değilmişim. Tanışamadık, kısmet bugüneymiş. Oh! Çayda demliği veren mi? Düğün basmış kadınla maziye anarken ağzınız diliniz kurumasın. Anlaşıldı. Ablacığım sen misafirlerimizi odalarına çıkar. Gidelim biz. Nareciğim, Nareciğim. Biz seni hiçbir yere göndermeyiz. Boşuna uğraşma. Bak zaten çocuğun gözünden uyku akıyor. Hadi. Hadi. Nerede? Hallediyoruz biz. Devam et. Yukarı. Gerek yok, aldırırız biz.
Allah aşkına. Şimdi sen Sancar Efe'nin sevdasına el mi koydun? Tövbe anne, kimsenin bir şeyine el koymadım. Bir anneyle bir kızını gecenin bir vakti sokakta bırakmadım. Hepsi bu. He, ben de ahiretliğime böyle deyivereceğim he? Halise soracak yarın. Niye aldınız bu kadını evinize diyecek. Gediz almış gelmiş dersin anne. Biri birine hesap verecekse ben Sancar'a veririm o hesabı. Oğlum etme. Demezler mi Gediz Bey Sadıcı'nın eski kırığını almış eve kapatmış diye? Valla burası küçükken anne. Derler. Derler ama sen o zaman diyeceksin ki benim oğlum öyle şey yapmaz. De bakalım. Hı? De bakalım dilin dönecek mi? Dilim döner dönmesine de gönlüm el vermez yalan demeye. Çünkü benim oğlum Sadıcı'nın kapıya koyduğu eski kırığını aldı evine kapadı. Sana da iyi geceler anne. Abi, mesaj geldi. Evden attığın kız benim evde, haberin olsun. Ha bir de Allah belanı versin Sadıcı. Gediz Bey, uçakta gerçeği sakladığım için özür dileyemedim sizden. Ben gerçekten... Birincisi bu sizi bizi bırakalım artık. En nihayetinde Sadıcı'nın eski yavuklusu çıktı. İkincisi dışarıda tam özür dileme havası var. Balkona çıkalım mı? Ufaklık da uyanmasın. Üşüdün diye. Yok, yok. Sağ ol. Gerek yok. Tamam. İçeride şal olacaktı. Bir de çay kapayım. Gediz, gerek yok. Var, var. Daha ifadeni alacağım. Çaysız olmaz. Gediz. Siz Sancar'la nasıl ortak oldunuz? Yarıcının oğlu Sancar Efe nasıl o konağı aldı? Uzun hikaye. Sizin destandan biliyorsun. Sıkılırsın. Aralık Cuma, kızını babasına emanet et. 7 Aralık Cumartesi, kendini yok et.
Çocuklar. Akın. Akın oğlum. Akın. Nare. 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 Nare ne yaptın? Sen ne yaptın Nare? Ne yaptın Nare? Ne yaptın? Ne yaptın Nare? Gönül kıvrısı. Öldürdüm. Akın'ı öldürdüm. Şimdi sen bu pisliği öldürdüğüme inanacaksın. Ama bana hiç inanmadın. Çünkü ona inanmak daha kolaydı değil mi baba? Sen şimdi manevi oğlunun başında ağlayacak mısın baba? He? Ağlayacak mısın? Bana kaç kere ağladın baba? Bana kaç kere ağladın? Bana kaç kere ağladın baba? Ben öldüm. Sizin bana inanmadığınız gün ben öldüm. Sancar'la senin bana sahip çıkmadığın gün ben o yere çakıldım. Ama sonra bebeğim bana dedi ki seni onlar öldürdü. Sen onları öldürdü ama ben seni yaşatacağım dedi. Tamam anneciğim dedim. Tamam anneciğim dedim. Yaşayacağım anneciğim. Senin için yaşayacağım anneciğim dedim. Şimdi bu pisliği ben mi öldürdüm baba? Beni siz katil ettiniz. Beni siz katil ettiniz. Sadece benim değil, kızımı da çocukluğun elinden alacaksınız. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Melek için yaşadım. Melek için öleceğim. Bu defa gerçekten başaracağım. Sanki hiç olmamışım gibi. Ama önce ne yapacağım biliyor musun? Kızımı Sancar'a emanet edeceğim. İşte buna ağlarsın değil mi baba? Ağlamaya başla. Çünkü herkes hak ettiği yerde olacak. Efe ile Efe'nin kızı memlekette. Sefir ile Sefir'in kızı cehennemde. Altı Aralık görevi başarısız olduğuna göre 7 Aralık görevi iptal mi?
kızını babasına emanet edemediğine göre kendini yok etmekten vazgeçtin mi diye soruyorum. Sen benim eşyalarımı nasıl karıştırırım, ne kadar ayıp falan filan. Geçelim şimdi bunları. Ne demek oluyor bu? Hı? 6 Aralık kızın babasına emanet et, 7 Aralık kendini yok et. Sen kızını sancara verdikten sonra kendini mi öldüreceksin? Nari, sen kendini mi öldüreceksin? Seni ilgilendirmez. Öyle mi? Peki. Benim kendimi öldüreceğimi bilseydin, beni ilgilendirmez deyip arkana dönüp gider miydin? Gitmezdim. Nari bak. Bu canına yandığımın destanı sana ne yaptı bilmiyorum. Tam kavuştuğunuz gece niye ortadan kaybolduğunu bilmiyorum. 9 yıldır neler yaşıyorsun hiç bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Hiçbir şey. Dünyanın en acılı destanı bile ölmeye değmez. Aslında bir şey daha biliyorsun. Kızımı babasına emanet etmeye beceremedim. O yüzden zaten 7 Aralık görevi iptal. Nari bak, Müge psikolog. Biliyorsundur. Hani bana anlatamadığın bir şey varsa belki... Anlatacak bir şeyim yok benim Gediz. Eğer şimdi müsaade edersen kızımın yanına geçeceğim. Lütfen. Gediz. Eğer sancara tek kelime edersen, işte o zaman kesin intihar ederim. Sancar Efe. Gediz! Aç lan kapıyı! Hayırdır Sancar? Gerdek sabah yataktan mı kovuldun? Ya! Gece gece mesleterken hiç gerdek falan düşünmüyordun Gediz Efendi. Senin oğlum benim kapıya koydum kadından. Niye bırakmıyorsun lan, defolup gitsin? Niye tutuyorsun oğlum kadını? Senin gibi ciğeri kedilere yedirmediysem demek. Ya sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın Sancar? Sana kızını getiren kadını kapının önüne koymak hangi kitapta yazar oğlum? Bak Sadıç. Bu mevzuya karışma, tamam mı? Tamam. Üzerimde her konuda hakkım var, bunu biliyorsun. Ama bu mevzu sana daha yasak. Bunu da bil. Şimdi git çağır şunu. Şu ne ya? Bunun bir adı var Sancar. Çağır dedim Gediz Efendi. Kimi çağırayım? Sancar Efe. Sefil'in kızı! Sefil'in kızı bak, çık yoksa ben alırım. Alırsın. Ne bağırıyorsun oğlum sabah sabah evin içinde? Daha sabahın körü ne bağırıyorsunuz ya? DNA testi istiyorum hemen. Yuh ama Sancar. Ya kızı getir yoksa ben alırım. Ne oldu? Çekindiğin bir şey mi var? Benim yok. Senin var mı? Benim de yok. Benim hiç yok. O zaman getir kızı, haydi. Sancar. Az yavaş ol ha. Bak
Bunlar hassas mevzular. Evet Sancar. Çocuğun psikolojisini düşün lütfen. Buna nasıl düşünmüyor da ben mi düşüneceğim? Ben çocuğumu düşündüğüm için buradayım. Melek zaten bütün olacakları biliyor. Yaptıralım bitsin şu iş. Adı Melek mi? Sevin'in kızı sen bayağı ucuza gelin oluyorsun ha. Bizim köyün kızları bile tek taşlılık olmadan he demiyor. Sen bayağı bir kabuğa he dedin. Kabuk değil bir kere bu. Melek. Bak. Melek derken? Görmüyor musun Sancar? Melek işte. Melek gibi kanatları var. Melek bu, bayağı melek bu, tabii tabii melek. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen benimle dalga geçiyorsun. Yok ya dalga geçmiyorum, bayağı bayağı melek işte bu. Sevgili Melek. Şimdi bu adam seni görmüyor olabilir. Ama sen hiç merak etme. Bir gün kızımıza senin adını verdiğimde işte o zaman seni görecek. Kimin kızını? Bizim kızımıza. Evlenince yapacağız ya. Yapma ben Eren. Yapma be kızım. Ben gideceğim. Arabadayım ben. Bu DNA işi ne kadar sürer? Bir hafta falan işte. Nare, bir dakika konuşalım mı? Yediz meleği hazırlamam lazım. Nare. Bak bu DNA sonuçları bir hafta sürermiş. Sonuçlar gelene kadar da meleği almaz Sancar. O zamana kadar bana söz verir misin? Neye söz verir miyim? Ya işte bu deftere yazdığın şeyi. Kendine zarar vermeyeceğini. Yediz. Çocuğumu ortada bırakmam ben. Şunu. Oynayıver.
gelsin düşmanlan yüreği. Günaydın kayınalan gülü. Günaydın Elvan. Aa, başlığa da çatıldı. Hayırdır? Hayır mı kaldı? Gelin bohçası başında beklemekten başım tuttu. Oy! Verememiş mi benim kayınlam gelin bohçasını? Öpüvermemiş mi oğluyla gelini kayınlamın elini? Oy! Sancar karısını öptü mü ki anasının elini öpüversin? Gerdek olmadı mı? Abim hiç eve gelmedi ki. Sabah kadar biz dışarıda oturduk, sonra da çıktı gitti. Ana! Kız sen ne diyorsun? Nerede görülmüş damadın gerdekten kaçtı? Geldiği gibi yine yaktı ocağımızı cavar. Aa! Kız, yazık oldu ya canım bohçaya. Ben bunun içinden bir iki bir şey alıverem. Bak şunlara bak. Canım, ziyan olmasın diye dediydin. Olmayacak. Ziyan miyan olmayacak. Ben de Halis Efe'ysem o sancar o gerdeğe girecek. O narı karısı da geldiği yere defolup gidecek. Dende hala gelinlikli ya bu. Gözümüz aydın bu gelindi manyak çıktı. Ana! Vallahi ben olsam gan çıkarırdım. Bu menekşe iyi vallahi öyle salak salak odasında oturuveriyor. Yenge. Ne? Sus. Ne dedim? Sus yenge. Aa! Elticiğim, hoş geldin. Ne o kız? Pek mi sevdin gelinliği? Nasıl olsa çıkaran yok kalsın mı dedi? Aa! Ben ne dedim kız şimdi? Elvan. Allah dipenden baksın emi Elvan. Dandun Elvan. Çekil. Ben Sancar Efe'nin garısıyım be, garısı. Gelini benim onun. O garı değil. Gelin hanım. Kaldır bakayım başını. Sene kaldır başını dedim. Dik duracak o başın. Başımı dik tutacak ne mi kaldı ana? Neden? Nikahsız peydahladığın çocukla düğün mü bastın? Ana ben... Yürü çıksın o sesin. Beni bak. Sen Efe oğlu gelinsin. Senin başın dik duracak, sesin gür çıkacak. Sen bu konağı da, bu köyü de kendine güldürmeyeceksin. Al bakayım. Onları giyeceksin, aşağı ineceksin. Herkese Sancar Efe'nin karısı kimmiş gösterecek. Gelinliğimi üstümden kendim mi çıkartacağım ana? Kendin çıkartacaksın. Gerekirse gangus yesin de kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Bir zamanlar ben bu konakta Besli Bey'dim. Refika'nın kaynatasının konağıydı bu konak. Gediz'in dedesinin yani. Ama Allah büyük. Beslemeydim, hanım oldum bu konağa. Sancarımı da gözü açılmamış kız aldım. Kendime göre yetiştirmek için aldım. Sen de o sidikli Atike'nin kızı olduğunu unutacaksın, beni uyacaksın. Efe oğlu gelini olacaksın. Pes etmek, baş eğmek yok. Ben pes etmezdim ana. Ben yıllardır Sancar'ı beklemişim de kimseye he dememişim. Ama o kadın döndü ana. Sancar'ın naresi döndü. Nikah o garının değil, senin.
yatak ogarının değil, senin. Sen bu yatakta döl tutça. Efe oğlanın soyunu yürütçe. Ben sağ oldukça da sancarımın koynunu senden başka gelin girmeyecek. Anam. Hadi. Topla şimdi kendini. Kocan eve geldiğinde kapıyı ona sen açacaksın. Gelinliğini de sancarın göreceği bir yere as. Üstünden o çıkartmadı. Vakti geldiğinde duvardan o indirsin. Ne zaman alırız sonucu? Bir hafta. Yapma İbrahim, o kadar bekleyemem. Bugün bitecek bu iş. Bak sandığın gibi değil Sancar, bu gerçekten... Tamam biliyorum, zor. Zor. Ama imkansız değil, değil mi? Ha? Eyvallah. Bir tane çift kaşarlı tost, bir tane de ayran lütfen. Ne yapıyorsun burada? Melek acıktı, bir şeyler alıyorduk. Herkes de bakıyor, görmüyor musun? Dün akşam kızıyla düğünü bastı. Ne oluyor ya? Ne olsun? Sefer'in kızı dün gece geldi, düğünümü bastı. Önüne bir tane kız çocuğunu attı. Onun dedikodusunu yapıyorlar. Tamam gidin Tena, bir yerde bekleyin. Ben sonucu alınca ararım, konum atarsın gelirim. Telefonum yok benim. İstersen bir yer söyle, orada bekleyelim seni. Dün geceki kulübeye gidelim mi? Hani çok fakirken orada yaşıyormuşsunuz ya. Tamam, burada bekleyin. Benim arabaya, ben bulurum seni. Lüzum yok. Gider kendi arabamı alırım. Madem dedikodudan bu kadar korkuyorsun, yüzüğün sağda kalmış, sola tak. Evli adamsın malum.
taşın gibi. Gökler bulutlu efem, dağlar yoldaşın gibi. Sana ne mutlu efem, eğilmez başın gibi. Gökler bulutlu efem, dağlar yoldaşın gibi. Sana ne mutlu efem. Oyna yandım cephenin, yansın güneş kendinin. Gün senin şenlik senin. Sana ne mutlu efem. Oyna yansın cephenim, yansın güneş kendim. Gün senin şenlik senin. Sana ne mutlu efem. Benim bakmama gerek yok. Sen baktın mı? Ben kızımdan ayrıymışım. 8 senedir kızımı benden sakladın.
8 senedir benden bir parçayı benden habersiz tuttun. Neden şimdi? Ha? Neden şimdi? Neden hayatımı yoluma koyduğum gün? Neden düğün günümde? Neden lan neden? Sana soruyorum, cevap versene. Yıllar sonra niye şimdi? Ne geldim sana? Çalma bana. Sana bir tercih hakkı sunmuştum Nare. Ne tercih hakkı ya? Bırak. Ne tercih, evlenmeyeceğim seni. Bırak. Bırak. Sen de benden başkası yolamayacağını o kafana sok, anladın mı beni? Bırak beni. Sana o zaman da söyledim. Benden başkasıyla evlenemezsin dedim. Ama sen ne yaptın? Ha? Sen ne yaptın? Gittin Sancar'a kaçtın. Buldun Meral'i. Olma! Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Babam seni evlenecek. Babam seni evlenecek. Ya öyle mi? Neden sana inanmıyorum acaba? Evleneceksin. Tamam Akın, tamam. Seni evlenecek. Akın tamam, ne olur yapma. Ne Akın yapma lütfen, yapma. İnanma zaten. Bu defa olmaz! Bu defa olmaz! Bu defa olmaz! Çünkü artık kızına senin bakman lazım. Ne diyorsun lan sen? Ben daha fazla Melek'e bakamıyorum. Tabii ya. Tabii ya. Nasıl da unutmuşum. Senin tam da böyle biri olduğunu nasıl da unutmuşum. Şimdi de evladını mı yarı yolda bırakıyorsun Sefir'in kızı? Aynen öyle. Kaderin babana çekmiş ufaklık. Ama korkma. Zamanla alışıyorsun. Nereye? Kızını başından atmaya gelmedim. Alıyorum işte başından. Haydi özgürsün. Sancar. Sancar, eşyaları arabamda. Meleği ben getiririm eve kadar. Neden anneciğim?
Bize 5 dakika müsaade eder misin? Kızımla konuşayım. Annene bir şey soracağım. Bekler misin? Bilir misin? Meleğe. Bizle ilgili ne anlattın? Ne biliyor? Bir zamanlar birbirimizi çok sevdik. Ama sonra sevgimiz bitti, ayrıldık dedim sadece. Bu kadar mı? Benle ilgili ileri geri konuşmadın yani. Konuştum. Ona dedim ki, baban seni çok sevecek. Çünkü senin baban dünyanın en güzel seven adamıdır dedi. Senin ayağına taş değse babanın yüreği kanar dedim. Ona güvenebilirsin. Seni asla bırakmaz, üzmez. Sana inanır ve sahip çıkar dedim. Yani merak etme Sancar Efe. Ona gerçekleri değil, gerçek olmasını istediklerimi anlattım. Nasıl ya? Senden isteğim. Kızıma karşı beni yalancı çıkarma yeter. Bak sonra geri istiyorum dersen. Demeyeceğim. Gidiyorum işte. Sana veriyorum. Sefer'in kızı, sana bir şey diyeyim mi? Sen vermeseydin de ben kızımı senin gibi birinin merhametine bırakmazdım. İyi, aferin sana. Hadi şimdi bize 5 dakika müsaade et de kızımla konuşayım. Anneciğim. 6 yaşından büyük çocukları almıyorlar. Birlikte kaçalım o zaman. Polisler bizi yakalana kadar beraber olalım. Şşş, kaçmak yok. Sana bunu yapamam anneciğim. Evet, belki beni çok özleyeceksin. Ama sen burada güvende olacaksın. Burada bir hayatın olacak, bir yuvan olacak. Seni çok seven bir baban olacak. Ama sen olmayacaksın. Ben sensiz korkarım. Ama sen hani çok güçlü bir kızdın? Hani sen hiç korkmazdın? Korkmazsın. Korkarım. Çocuğum ben. Güçlü olmak istemiyorum. Ben nemli olmak istiyorum. Anneciğim. Anneciğim bak bana. Bana bak anneciğim. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle, tamam mı? Bana bir söz vermeni istiyorum. Hangi durumda olursan ol, istemediğin bir şeyle karşılaştığında hayır diyebilmelisin. Ne olursa olsun sesini çıkarmaktan sakın korkma. Sakın boyun eğme anneciğim. Tamam. Senin gibi mi? Benim gibi. Bizim gibi. Çünkü özgür olmak demek istediğin her şeyi yapmak değil. İstemediğin hiçbir şeyi yapmamaktır. Tamam mı anneciğim? Şimdi bana söz verebilir misin? Hı? Benim güzelliğim. Hadi. Söz verirsem hemencik gideceğim mi? Anneciğim yapma, ne olur anneciğim, ne olur. Bak, kimsenin sana sahip çıkmasını beklemeyeceksin. Sen kendine sahip çıkacaksın, tamam mı? Anneciğim, anneciğim bana söz vermene ihtiyacım var, ne olur. Anneciğim ne olur söz ver bana, lütfen. Tamam, ağlama sen. Söz senin gibi olacağım. Vazgeçmeyeceğim. Söz. Söz senin gibi olacağım. Benim gibi? Senden ne gördüysem onu yapacağım. Çünkü ben annemin kızıyım. Ya. Ben de kızımın annesiyim. Yeah.
Hadi şimdi benim kızım olduğunu göster. Her şeye inat. Gülümseyerek dimdik gir o kapıdan. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben seni anne. Sancar Efe. Kızımıza iyi bak. Melek sana emanet. Oda hazırlayın. Gülsü'ye koş. Gülsü'ye benim odamı hazırla. Kimse tek kelime etmesin. Yahya bavulları al gel. Zehra sen hemen de gel. Bir tek Zehra dedim. Ben hallederim gerisini. Zehra. Zehra, bu da Melek. Memnun oldum Melek. Merhaba. Ben de amcan Yahya. Beyler biz bir pijama giyelim. Hadi bakalım siz bize müsaade edin. Ana. Melek benim kızım. Bundan sonra burada yaşayacak. İtirazı olan varsa da ahanda kapı orada. Bu kız senin kızınsa benim de torunumdur bundan kelli. Elbet yeri Efe oğlu konağıdır. Kimse de buna itiraz edemez. Emme. Anası olacak o kadın ne olacak Sancar? Kızını senin eşiğinden atlatıp kendi de yeniden gancamı takacaksene. He Sancar?
Kimsenin kimseye kanca falan taktığı yok. Kızını bana bıraktı, kendi defolup gitti. Bir daha da buraya ayak basmayacak. Benim kızımın bundan sonra anası manası yok. Ben varım. Seni çok. Senin kızın benim de kızım demiştim sana. Ben kızım yanına gidiyorum. Allah herkese rahatlık versin. Amin. Tende. Kız kayınlam kaynayan kazanlığa gelesin. Bir günde ne çabuk ittifak kurdun kız geldiksiz gelinle. Yahya. Sustur şu garını. Dinledim ana, vallahi dinledim. Ben şimdi bir şey mi dedim? Odana. Ama... Odana dedim Menekşe, odana. Sabah konuşacağız, tamam mı? Ben annemi istiyorum. Bundan sonra ben varım. Ben varım. Bu evdekiler var. Halan, amcan, babaannen, yengen var. Yarın hepsiyle tanışırsın. Sen şimdi bir uyu, dinlen, tamam mı? Anne, siz hiç uyumadım ben. Bundan sonra annen yok. Benimle uyumak ister misin?
Hayır olsun. Oğlum. Sefir Bey arıyor. Sana çok mühim bir şey diyecekmiş. Sefir. Ha? Nare'nin babası. He? Nereden bulmuş ki bizi? Babanı tanırmış. Sancar'ın oğlunuzla ortak olduğunu öğrendim bugün. Onunla acilen konuşmam lazım dedi. Sayın Büyükelçim, Gediz Işıklı ben. Buyurun. Gediz Bey, kızımın canına kıyacağından endişe ediyorum. Basıldık. Hayır olsun. Bu saatte hayır olmaz. Nare kızını mı almaya geldi acaba? Kızını değil, belasını alacak. Ne oluyor oğlum gece gece? Nare burada mı? Eve gelmedi de. Yok yok bu. Ne işi var oğlum senin evinde? Niye gelsin lan sana? Lan hasretme adamı, burada mı değil mi? Yok. Avrupa'ya uçmuştur. Kızını bıraktı ya Özgür artık. Kızını bıraktı mı? Evet. Emanet etti. Kızını babasına emanet etti. Ne oluyor oğlum? Sancar, Nare kendini öldürecek. Ne diyorsun lan sen? Avrupa'ya falan kaçmadı. Buraya kızını babasına emanet edip intihar etmeye geldi. Sen nereden biliyorsun lan? Kaç zamandır görüşüyorsun onunla? Lan. Lan hasretme beni be. Aynı uçakta geldik. Ajandasını okudum tamam mı? Sonra babası aradı. Kızım intihar edecek dedi. Ablam da senin DNA sonucunu bugün aldığını söyleyince ben de koştum geldim. Belki kızı getirmiştir diye. Şimdi kafayı çalıştır. Nerede olabilir? Alıcı kuşu mu araksın Sancar Efe? Yüreğine hançeri soktuğun yere bak. Yeşilo! 11 yaşında sevdim lan ben seni. 11 yaşında söz verdim sana. Gözüme başka kadın gözü değmedi. Kimle ha? Kimle? Kaç kişinin ihanet ettin ha bana? Japonya sukalarla, Norveçli sarılarla mı? Kimle? Ben sana kıyamazken sen beni kaç yatakta öldürdün lan ha? Beni kimle aldattıysan onun yanına git. Sancar, ben yemin ederim sana ihanet etmedim. Yemin ederim sana ihanet etmedim. Etmedin ha? Bir de utanmadan. Bir de utanmadan bunu takmama ses etmedin. Sancar, ben ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur. Sancar, ne olur. Sancar. Sancar öldü Sefir'in kızı. Sancar öldü. Sen bunu bana nasıl yaptın kızım ya? Öldürdün lan beni! Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım Sancar efendim. Ben sana ihanet etmedim. Yemin ederim ben sana ihanet etmedim. Bak, bana bak, bana bak. Nareyim ben. Nareyim, senin narenim. Gördün mü? Sancar efendim, ben sana bunu nasıl yaparım? Akın yaptı, zorla yaptı. Ben sana geleceğim diye yaptı. Akın. Aynı evde büyüdüğün Akın. Mektuplarımızı taşıyan Akın. Abin Akın. O pislik benim abim değil. Babam yıllarca o pisliği taşımış koynunda. Sus! İftira atacak başka birini bulamadın mı? İnanır mı sandın ha? Defol git buradan. Sakın, sakın, sakın Sancar. Sakın, sakın, sakın ne olur. Sen babam değilsin. Sen Akın değilsin. Babam bana inanmadı. Sen bana inanırsan ben tekrar nefes alabileceğim. Ama sen bana inanmazsan, onlar gibi davranırsan bana, ben bir daha hiç nefes alamayacağım. Sancar efendim ne olur. Ne olur Sancar. Kumurduğum sensin. Yapma bak bunu. Akın yaptı. Zorla yaptı. Yemin ederim. Madem zorla. Madem zorla. Niye daha önce söylemedin ha? Niye nikah kıydın? Niye gerdeğe girdin? Niye daha önce söylemedin? Tabii. Ben saf köylünün tekiyim değil mi? Yediririm dedin değil mi? Haklısın Sefir'in kızı. Ben saf köylünün tekiyim. Şimdi köyümden defol git.
hareket etmedim. Aç kapıyı, aç! Sen katil olma diye sustum ben. Sen yanma diye sustum. Sen yanma diye sustum. Sana sığındım ben. Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. Aç kapıyı, aç. Ben sana sığındım sancere. Seni sevdim. Alice Hoş. Uçma Alaca Kuş. Bu sefer uçma. Alaca kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor. Alaca nefesi Yörük dağı karadır, efem sevda kanatır.
alacağın nefesi. Sefirin kızı Zeynep bağrımda sızı. Sen peri kızı Zeynep efendinin yası. Eyvallah. Alaca kuş uçtu efem pişman oldu alacanın efesi. İnanmazsan sevdan, sevdan sır olur.